El Kuddüs. Evet, bugün Allah'ın güzel isimlerinden El Kuddüs. Bütün kemal sıfatları üzerinde toplanmış. Pak, temiz, hatadan, yanlıştan uzak demektir. Yani El Kuddüs tertemiz demektir, pak demektir. Bütün ilahi sıfatların üzerinde toplanması demektir. El Kuddüs ismi insanlar El Kuddüs veya Ya Kuddüs dediğinde Rabbim beni arındır, beni temizle, beni pak olabileceğim kadar temiz olabileceğim hale getir deriz. Ya Kuddüs insanın üzerinde tecelli etmeye başladığında insanın fark etmediği ama üzerinde kirlilik oluşturan, insanın fark etmediği ama yanlışa sevk eden, insanın fark etmediği ama onu hataya sürükleyen her konuyla yüzleşme süreci başlar. Allah'ın merhameti o kadar sonsuz ve sınırsızdır ki, bu sebeple Allah'ım beni arındır dediğinizde, yani Ya Kuddüs dediğinizde, Allah'ın o merhameti üzerinize indirerek temizlemeye başlar. Yani Allah'ım ben pak ve temiz olmak istiyorum dersek, o zaman o pak ve temizliği Rabbim bizim kaldırabileceğimiz kadar verir. Siz Ya Kuddüs ya da El Kuddüs dediğinizde lütfen bu ismi zikrettikten sonra sonuna da mutlaka Allah'ım merhametini üzerimden eksik etme. Ya Kuddüs Allah'ım merhametinle. Ya Kuddüs Allah'ım sonsuz sınırsız merhametinle. Ya Kuddüs Allah'ım o yüce merhametinle diye zikrederseniz, otomatik zikir zaten biliyorsunuz, bunun çok doğru olmadığını söylüyorum. Biz bunu hissederek, yani bir sayı tutturmanın derdinde değiliz. Allah'ın o güzel isminin varlığına, hükmüne, bizdeki o zuhur edebilecek olan iç hissiyatına ulaşma derdindeyiz. Çünkü ancak o zaman Allah üzerimizde tecelli ettireceği o isimiyle bir idraka varabiliriz. Yoksa sayısınca Ya Kuddüs çekersek Rabbimizin istediğimizi verir. Ama biz onun verdiğini kaldırabilir miyiz? Onu Rabbim bilir. Yani sen Ya Kuddüs zikrini çekerken sadece ben sayısı kadar çekeyim de temizleneyim kaldıramazsın değerli dostum. Bilemezsin ne kadar kirli olduğunu, bilemezsin ne kadar fesat olduğunu, bilemezsin ne kadar yanlış da olduğunu. Allah'ın Ya Kuddüs ismi üzerinde tecelli etti mi, altın üstüne üstün altına gelir, bunu sakın unutma. Çünkü sen temizlenmeye talip oldun, çünkü sen arınmaya talip oldun. Lütfen Allah'ın o güzel isimlerini o kadar güzel sevgi ve şefkat içerisinde ve dilimize yakışacak ve yanlış bir harfi, bakın böyle deyince hemen mükemmelliyetçiler acaba doğru söylüyor muyum diye kontrol etmeye başlarlar kendilerine. Buradaki doğruluk samimiyetinizdir. Buradaki doğruluk harfleri hissedişinizdir. Buradaki doğruluk çıkarcılık değildir. Buradaki doğruluk olmanız gereken haldir. Böyle anlayın bunu lütfen. Ya Kuddüs arınmaya talip olmaktır. Temizlenmeye talip olmaktır. Kirlerinden arınmaktır. Ama Allah'ın merhametini dileyerek Allah'ın bu güzel isminin üzerinizde tecelli etmesini Rabbimden dilemenizi öneriyorum. Ya Kuddüs eğer ruhunuz sıkışıyorsa, hayatınızda yaptığınız bazı durumlardan vicdanen rahatsızlık hissediyorsanız,
veya içinde bulunduğunuz durumlar sizi yoğurduysa, üzdüyse, pişmanlık halindeyseniz veya sigara bırakmak istiyorsunuz, madde bırakmak istiyorsunuz, kilo vermek istiyorsunuz çünkü bedene zulmediyorsunuz. Arındır Rabbim. Ya Kuddüs ismini bana idrak ettir. Üzerimde tecelli ettir. Rabbim merhametinle diyorsunuz. İşte bizim buradaki hikayemiz şu. Sigara içen biri kendini arındırabilecek kadar gücü yok. Ancak Allah'ın ya Kuddüs ismi, ya Rahman ve ya Rahim isimleri onun üzerinde tecelli edecek ki o sigarayı dur diyebilecek kadar gücü Rabbim ancak bu isimlerle verecek. Dili küfürden arınmayan biri ancak Allah'ın ya Nur ismi, El Kuddüs ismi tecelli edecek ki dili küfürden arınacak. Bu sebeple ya Kuddüs ismini hayatınızda kendinize zulmettiğiniz, Allah'ın verdiğinin emanete bilmeden veya bilerek veya gücünüz yetmeyerek zulmettiğiniz her şeyden arınmak için merhametini dileyerek Allah'ın ya Kuddüs isminin kaldırabileceğiniz kadarın üzerinizde tecelli etmesini Rabbim'den dileyiniz efendim. Rabbim tüm ümmeti Muhammed'imizin ve tüm insanlığın üzerinde El Kuddüs ismini herkesin kaldırabileceği kadarıyla tecelli ettirsin inşallah.